Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnsan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği veya tutamadığı şeylerin adavetkârane kusurlarını arar, adeta düşmanlık etmek ister. Bir de okuyayım. İnsanın herhalde bu ihtiyaç olunca söndürürsünüz biraz. Kırmaş yapıyor. Çarpmıyor. Bir gürültüsü var. İnsan bilmediği şeye düşmandır. Eli yetişmediği, tutamadığı şeylerin adavetkârane kusurlarını arar. Mesela müşteri nazarı ile satıcı nazarı hep misal verirdik. Müşteri nazarı hep kusur arar. Yani bak burası yırtık, bak burası da delik. Biliyor musun? Böyle. Satıcı ise bak burası beyaz, bak bu kadar da hoş falan. Şimdi kafir Allah'ın düşmanı olmasının bir sebebi de budur. Fıtratı beka istiyor ama fani de. Niçin fıtratımın karşılığı yok burada? Oysa malzeme yapıyor. Bununla ben başlıyorum dersimi. Denk bir de okuyayım. İnsan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği veya tutamadığı şeylerin adaletkârane kusurlarını arar, adeta düşmanlık eder, etmek ister. Çok tuhaf insan. Öyle duyguları var insanın. Ben şimdi buradan girdikten sonra bu akşam tevhidden yapacağız. وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا اِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Şu kainat öyle bir saraydır ki, şu kainat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Kainat. Kainat. Ve o kainatın, o sarayın, o sarayda mütemadiyen sarayın içinde bir şehir varmış. Çok tuhaf değil mi? Ters orantılı. Evet. Kainat öyle bir saraydır ki, kainat öyle bir şehirdir ki içinde şehir var, saray var olması gerekirken sarayın içinde şehir. Şehir var. İşte kudretin azameti böyle gözüküyor. Şehrin içinde saray olabiliyor, normaldir ama sarayın içinde şehir yapmak, çekirdeğin içinde ağaç yapmak gibidir. 10. sözde de var bu. İlk önce dünyada cesetlerin inşası var, ihyası var ve ruhların gelmesi var. Ahirette ruhların gelmesi var, cesedin ihyası var, cesedin inşası var. Son. Vav. Kudret için doğru ve düzgün zaten yok yani. Doğru ve ters böyle bir şey yok. Çünkü kudretin içinde zıt girmediği için kudrette mertebe yoktur. Allah niçin sonsuz kudret sahibidir? Çünkü acizlik olmadığında. Yani bir şeye zıttı girerse onu derecelendiriyor. Kainat öyle bir saraydır ki o sarayın içinde devamlı tahrip ve tamir ile çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Memleket, Türkiye var. Sarayın içinde İstanbul, İstanbul'un içinde Türkiye. Memleket var. Acayip. Mesela insan bunlardan bir tanesi zaten. Fihi mafi, içi dışında, dişi içinde. İmam Ali diyor ki, radıyallahu anh, bütün kainat sende, fakat sen kainata sığmadın.
Kainat dediğim insan şu galaksi, semay, dünya zannetmeyin. Allah'ın dışındaki bütün varlığın adı. Bunlar hepsi sende. Ama sen buna sığmadın. Sana konulabilmiş. Demek ki ondan ayrı bir vücudun da var. Ama içindeyiz. Tuhaf. İçindeyiz ama dışındayız. Kainatın içindeyiz. Bedenen, varlık itibariyle, mahluk itibariyle. Ama bir cevher var ki sende. Bu cihette mahluk denilemez, 258 varlar. Mec'uldur. O cihette kainat seni istiyab edemez. Seni içine alamaz. Ancak Allah. Ancak Allah. Ben oraya sığdım diyor. Allah mahlukata sığmaz. Kainata sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Ancak böyle ya. Bir tuhaf bir mahluk. Acayip. Cemul Cem, Camiül Ezdat. İnsan. Bir Risale-i'nin lisanıyla öğreniyoruz bunları. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Bir saray varmış. İçinde bir şehir varmış. Sarayın içinde. Şehrin içinde bir memleket varmış. Memleketin içinde de bir alem varmış. Tuhaf. Fatma. Tuhaf ne diyor bu ya? Göreceğiz. Bakayım böyle miyiz? Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, o derece hayretengiz bir muvazene, yani bir vizin, bir ölçü, yani çalkalanıyor, deveran oluyor, devriliyor, kalkıyor, yıkılıyor, yapılıyor, bir tuhaf. Yani bir evdeki muvazeneyi temin edemiyoruz ya, tamirini, temizliğini, gelirini, giderini, mutfağını. Herkes bunalım içinde. Belki de evde herkes bir katkı sağlıyor. Kız bulaşık yıkıyor. Evdeki hanım idare ediyor. Koca getiriyor. Bilmem ne. Ya küçük bir daire ya. Gene kavga içindeyiz. Bir kavga ya. Ben. Seni dediğin olsun, benim dediğim olsun. Alemi düşün. Kainatı düşün. Nasıl bir tuhaf alem. İnsan da yırmasan. Sakin ol. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, bak o sarayda, gir içeriye, sarayın içine gir, şehirde, gir içeriye, şehrin içindeki memlekete, mesela uygulamalı yapayım. Topkapı Sarayı. İçinde İstanbul var. Ama o İstanbul'da. İstanbul onun içinde. O İstanbul'un içinde Türkiye. Türkiye'nin içinde kainat var. Kainat içinde Türkiye yok. Türkiye'nin içinde kainat var. Birbirinin içine girmiş. O alemde o derece hayretengiz bir muvazene var. Ölçülü idare var. Bir mizan var. Bir tevzin hükmediyor. Bir muvazene yani. Muvazene tevzinle, tartı ile muvazene çok farklı. Yani her şey birbirine bakıyor. Birbirini bütünler gibi hareket ediyor. Gibi değil, öyle. Birbirinin hakikatini ifade ediyor gibi yarışıyorlar. Ama merkeze baktığın zaman her şey tek. Şöyle diyorum ya misal. Buz kabul edin. Buz. Buz ama su aslında. Su ama H2O. H2O ama elektron, nötron. Kuark. Kuantum. Enerji. Enerji ama esir. Esir ama Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi ama
Maddi hayat. Aynı yerdeyim. Hiçbir yerde gitmedim yani. Böyle inmedim de çıktım. Maddi hayat ama Nur-u Muhammed'i. İşte maddi hayat ama Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i ama Esma be kardeşim. Esma ama sıfat. Sıfat ama şunat-ı zatiye ya. Dur orada. Dur. Ondan sonra ölüm velakettir. Aynı yerdeyiz. Peki nedir? Hepsi aynı kökten, hakikatleri farklı. Ama buz. Arabayı sürersin. Su. İçine gömülürsün. Gaz. Maddeden çıktın. Aşık yok. Kaynakçılar, onlar bilir. Kaynakçılar bilir. Tüp açarlar. Oksijen ve hidrojen yakarsınız. Değil mi? Oksijenle hidrojeni kaynak yaparsınız. Oksijenle hidrojeni söndürücü yapılıyor bundan. Aynı yerdesin. Yani aynı hakikatin hakikat mertebeleri farklı. Yani tek şeyde nasıl farklılıklar geliyor? Heh, bunun gibi. Kainat bir bütün, içine giriyorsun sanki hepsi birbirinden ayrı. Bir tartıyla birbirinin hükmünü tamamlar gibi hareket ediyor. Ama birbirini tanımıyor. Kainatta, kainat çok uzak. Yakın bakın, şu dünya yüzüne her şey birbirinin hükmünü tamamlar gibi hareket ediyor, yardım ediyor. Bulutlar, bitkilere, bitkiler, hayvanlara. Yani hücreler, yediğimiz gıdalar, tağ, organlara nasıl sebze oluyor? Değil mi? Yani peki birbirini tanımaz, birbirini bilmez şeyler, akılsız, şuursuz şeyler, akıllı ve şuurlu niçin hareket etsin? Gerekçesi var mıdır? Bir de bak çok antika bir yer hatırlama geldi Allah getirdi. 125'te. Çok acayip bir şey ya. Burası da çok ilginç bir yer. Emalar bak. Allah'ın vahdetine ve birliğine eşya bu noktada bakarsan iki cihette şehadet ediyor. Bir, takatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki atsı mutlak lisaniyle o kadının vücuduna şehadet eder. Yani eşya takatının binler derece fevkinde kaldıramayacağı, onda olmayacağı özellikler varmış gibi hareket ediyor. Mesela kör görüyormuş gibi hedefine gidiyor. Cahil biliyormuş gibi yerini biliyor. Onun işini tamamlar gibi şuur ediyor. İnsanın gelecek maksadını takip eder gibi hikmet sahibi. Oysa cansız. Şuursuz şuurlu, cahil ilimli hareket ediyor. Ölü diri gibi. Mesela bunlar öyle bak. Ölü ama diriliyor. Ölüler dirilir mi diyor. Lan dirildi işte. Ölü maddelerle diri diri dolaşıyorsun. Ölüler dirilir mi diye soruyorsun. Ayıp oluyor. Dirilmeyen mi var? Acayip bir şey. Bakın. Birincisi bu. Takatını binler fevkinde vazifeleri görmekle aciz-i mutlak iken o zaman o işlevin içerisinde bir el var. Yani bu onu yapamaz. Eşya şuursuz bir şey, şuurlu hareket edemez. Akılsız. İkinci vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eden nokta. Her bir şey nizam-ı alemi teşkil eden dusturlara ve muvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadere şehadet eder. Yani öyle bir hareket ediyor ki onun işini tamamlıyor. Her bir şey nizam-ı alemi teşkil eden dusturlara sanki kanunları biliyor. Sanki kainatta Cenab-ı Hakk'ın takip etmiş olduğu gayeyi biliyor,
O gayeye hizmet ediyor zerrat, zerreler. Gizli bir el var. Yani eli şöyle bir misal vereyim. Hepiniz anlayın. Nasıl ki bir insan oturuyor, birisi heyecanlandırsa onu, vehmini tahrik etse, ölüyorum falan, hadi vücut değişiyor. Bak, bak madde nasıl değişti. Demek ki bakın maddeyi hareketlendiren başka bir el var. Orayı kontrol ederseniz cesede hakim olursunuz. Ona da ne diyorlar? Stres, sıkıntı, kanserin sebebi diyor mesela. Şunlar bunlar işte yaşlanmanın, saçların dökülmesi bir sürü. Yani eşyanın arkası. Acayip bir şey. Tıp cesette. Onun arkasında vehim var. O cesedi kontrol altına almaya çalışan bilemediğimiz nihayetsiz hisler var. Onları kontrol eden de imandır. O bu hisleri, vehimi, vesveseyi, evhamı kontrol eden imandır. İmanın veri tabanı olan tefekkürdür, teslimdir. Unutmayın. Bunu atomumun zerrata dediğince hissiyatımla söylüyorum. Yaşadım. Yani imanın veri tabanı olan teslim, tevekkül, tefekkür. Allah'ın icraatı nedir? O veri tabanı ve kontrolsüz duygularını kontrol ediyor. O da sinirlerin üzerindeki baskıyı kaldırıyor. O da cesetteki tesirini kaldırıyor. İşte diyor ki üstad, bütün hastalıklarınızın dermanı için imanınız inkişaf ettiriniz. Ben bunu böyle bir anlayış falan yani. Hastayım ama ölüyorum ama işte teselli işte. Aa, cennet var. Hayır, maddeden de karşılığı var. İşte bu. İşte dedim ya, evham eden, vehim eden adam ateş yükselir, tansiyon çıkar. Bugünkü bütün maddeye hastalıkların %99'u vehimle kaynaklanıyor. Allah. %99'u vehimle kaynaklanıyor. Çünkü ceset, madde, E eşittir MC kare, enerjinin donmuş, yoğunlaşmış tarafıdır. Onu kontrol eden, daha arkada hisler var, latifeler var, vehimler var. Şu anda binlerce adedi belli olmayan bütün hastalıklar stresten çıkmıyor mu? Stres nedir? İşte bu. Neyse gelelim. Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan, bak, zerre gibi bir cansız atom, arı gibi küçük bir hayvan, kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Mesela arı. Arı insanoğlunun daha teknolojiyle varamadığı balı yaptırılıyor. Öyle mi? Ama hala sırrı çözülememiş. Peki arı mı hayvan, biz mi hayvanız? O hayvan diyoruz. Ama onu yaptığını yapamıyoruz. Demek ki yapmıyor, yaptırılıyor. Ya nereden bilecek ben vücudumun dokularındaki yapıyı? Ki balı yapsın. Arı nereden bilecek ya? Ne kadar, kaç miligram? Bir aspirin düşünün. Normal bir ilaç düşünün, bakın. O ilacın içerisinde karşıma bakın. Sıf ismini söylüyor. Ondaki reaksiyon ve tıbbi muamele yazmıyor. 0.007 miligram şundan, 0.003 miligram şundan. Hassas mizanlarla alınmış, ilaç olmuş. O da ilaç cansızdır arkadaşlar, cansız. Ama bir elma canlıdır. Canlıdır, bir ot canlıdır. Nasıl bir teknoloji kullanılıyor? İşte başka bir yer var, bakın. Çok antika bir yer. Çok hoşunuza geçecek. Fuze rampası var. Bak fuze rampası. Çaktığı zaman uzatıyor adamı. Bak şimdi. Mübalağa mı değil mi? Bak ne yapacak?
Ve keza kainatın külli ve cüz'i ihtiva eden bütün etsasını istila eden bir hikmet hamle görünüyor. Var mı hikmet arkadaşlar kainatta? Her şey bir şey için mi? Hikmetsiz bir şey var mı? En hikmetsiz gübredir ama onun içinde patates var, onun içinde şeftali var, erik var, üzüm var, kiraz var, değil mi? Gübrenin içinde yok mu? Harf ya, harf deposudur ya gübre dediğiniz, elementler deposudur. Yani kainatta hikmetsiz bir şey var mı? Hikmetsiz düşüne kafasız var. Hiçbir şey yok. Kainatta hikmet var mı? Var. Aklı beşer kütüphanesini nereden doldurdu? Tıbbını kainattan yazdı değil mi? Fiziğini, kimyasını doğadan yazdı. Hikmet var mı kardeşim? Var. Bak diyor ki bu hikmeti amme yani hikmet gaye olması lazım. Hikmet de hedef olması lazım. Maksat olması lazım. Bu hikmeti amme yani bir şeyde değil bütünlükte hikmet var. Birbirine bakan, baktırılan bir hikmet var. Bir de komplesinin bir hedefi var. Ne olması lazım hikmet sıfatının içinde? Hikmetin içinde şu var. Yarın hikmetin içinde kast, şuur, irade, ihtiyar sıfattan tazamun ediyor. Bir şeyde hikmet mi var kardeşim? Bunu niçin yaptın? Çünkü diyor musun? Mesela bu gözlüğü yapan adam serseri bir adamdır. Niye? Kıvırmış kardeşim ya. Manyağın birisi. Böyle olur mu? Burayı da kesmiş. Bunu da oynuyor. Bak burası da oynuyor. Böyle olur mu? Bu da kırılmış bak. Bu böyle. Böyle düşünürsen böyledir. Ama koyunca ha buraya takılması ha buraya itiraz ediyordum. Buruna oturdu. Ha böyle oynuyor. Ha hikmeti varmış. Arkadaşlar bu şeyin yapılması için hikmette kast olacak. Hedef. Şuur olacak, olayı yorumlamasını bilecek. Onu yapıp yapmamakta tercihi olacak. Bir de aklı melekelerini ortaya koyacak. Yani hikmette kalp, şuur, irade, ihtiyar sıfatları olması lazım. Dört sıfat. Tamam. Bak şimdi nasıl çakıyor şimdi seyre. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakın vücubu vücudan delalet eder. Çünkü kainat mef'ul ve munfaildir. Kainat yapılmıştır, hareketlendirilmiştir, tesirle hareket edendir. Kainat yapılandır, yapan değildir. Bir şey hem yapılan hem yapan olamaz. Ben nasıl olmuşum? Kendi kendime. Heceleyelim, kendi kendime. Ben nasıl? Kendimi kendim yapmışım. Olmayan ben, beni yapmışım. Ben o zaman neyim? Hem yapılanım hem yapanım. Böyle bir şey olur mu? İnanmıyorum de işin içinden çık kardeşim. Böyle şeylere girme. Kainat yapılmış ve hareketlendirilmiş. Kainat mef'ul faysız olmadığı gibi yani yapılan yapansız olamadığı gibi mef'ulun yani yapılının yapılmış olanın da camit bir cüz'ü de fail olamaz. Yani şu arkadaşlar salon derse uygun mu? Uygun. Ahır olmaz burada. Ahır değil burası. Vesaire değil. Peki bu odaya fail arıyoruz. Ne olabilir? Odanın içinde arıyoruz faili. Koltuklar olabilir. Perde olabilir belki bu odayı tanzim etmiş. Klima olabilir, dolap olur, saat olur. Yani bu odanın içini tanzim eden, odanın içindeki bir eşyaya nasıl istinad ederiz? Diyor ki başka bir yerde. Bak. 20. Nasıl ki mağdurup elbette daribe delalet eder. Dövülmüş var, döveni gösterir. Yok bilir misin? Sanatlı bir eser, sanatkar icap eder, çakıyor. Velet, çocuk, validi, anne baba iktiza eder. Tahdiyet, fefkiyeti istizam eder hakeza.
alçak diyebilmek için üstte olması lazım. Aydınlık demesi için karanlık lazım. Bütün umur-u izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan efsafenin nisliye müsüllü, yani biri birisiz izah edilemeyen şu kainattaki eşya veya sıfatlar, şu kainatta, cüziyatında ve heyet ümmesine görünen imkan da vücubu gösterir. Yani, üç tane vücut var. Bir, vacibül vücut. Ne demek? Yaratılmadan var olan, yaratılmamış. Trenin lokomotifi gibi, çekilmeden çeken, su gibi, ıslatılmadan ıslatan, güneş gibi, almadan ısı veren. İkinci vücut, yapılabilir de yapılmayabilir de, buna imkanı vücut deniliyor, kainat. Bir de üçüncü vücut, mümteni. İmkanatta olup yaratılmamış. Sekiz ayakta olabilirdi ama yok. İşte imkanı vücut, vücubu işaret eder. Otomatik olarak. Yani, olabilirdim de, olmayabilirdim de, tercih edilmiş, tercih edeni gösteriyor. Umumunda görünen mahlukiyet, haliketi gösterir. Hep yapılmış var mı burada? Bir tane söyleyin ki, şu şuna halik olabilir. Dünyada hep mahlukiyet var. Ne aynasıdır? Haliketi gösterir. Umumunda görünen kesret ve terkip, vahdeti istizam eder. Yani umumunda gözüken tek bir şey yoktur. Hep terkip var, mürekkep var, hücre, doku var, organ var. O zaman hep tek yok, hep terkip var, terkip edeni gösteriyor. Ve vücub ve fiil ve haliket ve vahdet bil bedave bir zarure mümkün, münfaid, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahid ve halik olan mesuflar ister. Şimdi burada devam ediyoruz. Bu birincisiydi. Fuze rampası. İki, kainatın sayfasında bir inayeti tamme parlıyor. Yardım var. Var mı yok mu? Kainat her şeyi elini sana uzatmış. Senin için çalışıyor. Evet mi Ali? Evet. Ne diyormuş biliyor musun? Memlekette ziraatçının konuşmasını dinledim. Beyler diyor ziraatçı. Bak diyor, dikenden kurtulmak için diyor Karadenizliler, Lazlara. Sırtınızda oylaç yapıyorsunuz ya diyor, diken yok olsun diye. O zaman arılar ölüyor. Arılar ölüyor. Küçük bir menfaatinizi takip ediyorsunuz ama diyor, denge bozuluyor. Arılar meyvenizi diyor, aşılamıyor. Meyvesiz kalacaksınız bir diken için. Allah'ın ne alakası var ya? Yani o kadar acayip bir şey var. Kainatta her şey bizim için. Yıldızlardan, havadaki zerrattan, nebatattan, hayvanattan, denizin altındaki balıklardan, ki basit kum acı sudan ibaret balıkların malzemesi. Acayip bir şey. Lop lop balıklar ya. İnayet var mı arkadaşlar? Beraber yiyoruz. Tamam var. Bak şimdi nasıl iş yapacak? Diyor ki, bu inayet, yani inayet dediğimiz olay, olayın içini yarmak istiyorum ben. Ne var içinde? Niye bana ediyor? Bu kainat bana niçin yardım ediyor? Bu inayet tazamun ettiği inayet, yani bana mevcudat yardım ediyorsa, onda şu var. Bir, hikmet var. İki, lütuf var. Üç, tahsin sıfatları var. Yani madem bana hizmet eden şey benim, biliyor, tanıyor. Hikmet sahibi. Çünküsü var. Niye böyle hareket ediyorsun? Diken, çünkü sana böğürtle vereceğim. Çünkü sana havasını süzeceğim yapraklarımla. Elma, niçin bu hareket ediyorsun? Çünküsü var. O zaman onda hikmet var, lütuf var, ihsan etmek ister. Yardım ya, alacaklı değilim. O da borçlu değil. O zaman lütuf var. Üç, tahsin var. Bir de güzelleştirmiş. Öyle bir veriyor ki iğrençti. Ne bana gösterme ya, portakal havayla. Midem kalktı ya. Rezil bir renk yok. Nasıl boyamış? Bu kainatı boyayan
kördür veya görüyordur. Portakala boya atan, tabancayla boya tabancası var, şşt veya fırça, şşt. Şimdi yapraklara, dikenlere, otlara, o tonlara boya vurmak. Nasıl boya vurmuş? Ömer sen, kaynatçısı seni görüyorum dedim birader de. Ha böyle şşt, şşt. Yani tuhaf değil mi? Bir portakala bak ya, bir de jilatin yapmış üzerine böyle. Mesela bir de içi de tuhaf. İçini de boyamış elmayı. Zerratını da boyamış. Isırdığın zaman şak diye yarılıyor ya, Allah-u Ekber. Donmasın diye kaz bile var abi. Kazın bile var. Böyle şey olmasın diye, bozulmasın. 25 evet. derece kadar donduramazsın portakalı. Portakalı. Evet. O dışındaki kabuktaki... Bir de elmada galiba sit var. Bugün bana Abdurrahman yukarıda karpuz yedirdi. Neyle boyadı karpuzu? Ne acayip karpuzdu. Suya boya atmış. Sıktım ki su. Acayip bir şey ya. Su boyadır, boya sudur. Kim kırmızı boyayı yer? Allah ne teknoloji kullanmış ya. Karpuza bakın. Dışarısı pijamalı. Nereden keseceğini çizmiş. Dişine bak ya. Azerbaycan'da bana karpuzun şeyini yedirdiler. Karpuzun kabuğunun reçelini. Amma fe subhanallah ya. Bir de kirazın reçelini yedim ömrümde ilk defa orada. Kiraz komple. Arkadaşlar, hakikaten kullandığı teknolojiye bak ya. Yani şimdi karpuz yapmak için ilim gerekmiyor mu? Merhamet gerekmiyor mu? Lütuf gerekmiyor mu? Seni bilmek gerekmiyor mu? İlim gerekmiyor mu? Güzelleştirmek gerekmiyor mu? Seni iltifat etmek gerekmiyor mu? Seni biliyorum demek değil midir? Tersini düşün. Boyayan kördür. Bana ikram edilen şey de bana gaddardır. Benim vücuduma besleyen gıdalar aslan zehirdir. Ya düşünemiyorum bile. Demek inayetin içerisinde hikmet var, lütuf var, tahsin var. Halik-i Kerim'in vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü inan ve ihsan, nimet ve ikram mün'im ve musisin olamaz. Yani inan mün'imsiz. Yani ikram İkram edensiz nasıl olacak? Muhsinsiz olamaz. Başka bir tanesini okuyayım geçiyorum gene yerime. Ve keza kainatı müştemelatı ile beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Bu merhamet rahmet, hikmet, inayet, inam gibi çok sıfatları tazamun ediyor. Bu sıfatlar bir Rahman-ı Rahim'in vücub-ı vücuduna şehadet eder. Çünkü sıfat mevsusuz olamaz. Bir de şurayı okuyayım. Ama uzun olur. Yeter. Mesnevi Nuriye'de. Şimdi gelelim gene mevzumuza. Kainatta bir saray varmış. Sarayın içinde bir şehir varmış. Şehrin içinde bir memleket varmış. Memleketin içinde bir alem varmış. Orada da devamlı değişiyormuş. Ve varidat gelir gideri dengeli. Orada bir ölçüyle birbirini tamamlar gibi hareket ediyor. Bu hadsiz mevcudatta olan tahavulat ve varidat ve masarif. Evimizden düşünün. Bugünkü masrafı şey yapalım. Sana dile masraf için. Bakın bugün elektrik düşünün evinizde. Su düşünün. Araba yediğiniz vesaire. Bakın bir de kıyas ediyorum. Bu memlekette yaşaman için senin akciğerde edilen masraf düşünün. Akciğerin, karaciğerin, böbreğin, dalağın, ayakların, elin, gözün, kulağın, güneş, lamba ve soba, hava, nem, mevcudat, renkler, sesler, edilen masrafa bak. Sana edilmiş.
edilen masraf. Mesela güneş yok. Sokak lambaları ile tarlalara diksek sokak lambasını, karpuz olur mu sokak lambası ile? Pişer mi? Her bir anda umum kainatı görür, nazar-ı teftişinden geçiri bir tek zatın mizaniyle ölçülür, tartılır. Yani bu kainat temeline indikçe daha muhteşemleşiyor. Bak, ona giriyoruz. İnsan kainattan harikadır. Bu insandan harikadır bir hücresi. Hücre atomuna gir. Ondan daha acayip. Yani öze geçtikçe daha muhteşemleşiyor. Daha orijinal oluyor. Mesela 100 trilyon deniliyor ortalama. İnsanda hücre var. Hepsinde tek tek varsın. Her bir hücrede varsın. Ben. Benlerin toplamı biz oluyor. Yani bir hücrede de yiyor, içiyor, tadiyesi var, elektrik santrali var, mitokondri deniliyor değil mi, elektrik santrali? Sonra, yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek 20 bir tohum ile ve sel gibi akan unsurların inkılapların hücumu ile şiddetle muvazeni bozmaya çalışan, istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı. Veyahut maksatsız serseri tesadüf, mizansız kör kuvvete, şuursuz zulmeti tabiata havale edilseydi, o muvazene eşya ve muvazene kainat öyle bozulacaktı ki, bir senede belki bir günde her cümert olurdu. Yani, denize bakın, bütün insanlık uğraştığı halde bozmak için, deniz kanla karışık şeylerle dolacaktı, taafun edecekti. Hava, gazat mızıra ile zehirlenecekti. O bir şey delindi diyorlardı. Ozan tabakası. Velveleye verdiler değil mi? Bak denize bu kadar pislikler var. Nasıl temizleniyor? Nasıl anlarız? Evine bak bakalım. 15 gün hiç kimse girmesin odaya. Cam silinecek hale gelmedi mi? Yerler silinecek duruma gelmedi mi? Eşya kokuşuyor kardeşim kapalı yerde ya. Eşya. Ya bu kainat kokuşsa ne yapacaktık? Alerjisi olanlar bilir. Onun için bilim adamları diyor ki arabayı sabah açtığınız zaman diyor, sakın hemen girip oturmayın. Açın, dışarıdan da girme içine. Hemen şey kontaşa, camları indir, bir havalansın. Çünkü petroldür malzemeler, o torpitolar, direksiyonlar hepsi. Güneş vurduğu zaman o gaz yayılıyor. İçerisi gaz dolu. Teneffüs etme onu. Alerjim olduğu için benim, ben alerji derken rahatsız ediyor, elhamdülillah kurtuldum. Kapalı eve mesela, dershaneye gittiğim zaman, şimdi mesela kapalı değil de, kışın. Odamı kapattığım zaman giriyorum, hemen giremiyorum. Koltuğun kokusu, duvarın, tahtanın vesaire. Niçin misal veriyorum? İnsan bile ya, 15 gün yıkanmasın bak ne oluyor. Yani dünya kokardı. Demek ki deniz kanla karışık şeylerle dolacaktı, tafun edecekti. Hava gazat mızıra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezba, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. Bir yerde okuyayım size. Mevcudat birbiri içinde beraber. Mevcudat birbiri içinde. Mesela renk kokunun içinde, koku rengin içinde. Elmayı bir hayal edin. Tat, şekil, renk, hikmet, sanat, hayat var. Birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri var. Hepsinin şekillerini düşünün. Boyutlarını düşünün çünkü ilgimi çekti geçen. Tek bir tane. Şeylerle baktırdı adam da bana, o ziraatçı. Tüyler varmış ya, o boyutların üzerinde ufak bir tane var ya. Bir bakıyor, kıllar varmış. Kıllarla emiliyormuş o hava şeyleri. O börtün kompresi değil. O bir tane yuvarlağı var ya. Onu büyüttü bana ziraatçı. Ya alem ya.
Dedim ki sinek mi dedim, bir sineği gösterdi bana ayağını. Ama ya Rabbi ne kullarlar, ne alemler ya, vadiler var falan var. Yansıttı bana. Dedim o mu konuyor bize? Bak, niçin söylüyorum? Birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri. Kartaldan, gergerdandan, sinekten, çiçekten, gülden, insandan, balıktan, tiplere bak. Ayrı ayrı hizmetleri var. Ayrı ayrı rızıkları var. Ayrı ayrı cihazları var. Yüzüyor, dalıyor, kesiyor, biçiyor, çakıyor. Ha! Bu gagana şey varmış, ağaç kalkan mı? Nasıl biliyor? Meğer ona bakarak şey yapmışlar. Matkap yapmışlar, o vuran matkapları. Merve'nin matkap. Evet, ondan bakmışlar. Hiçbirini şaşırmayarak, şaşırmamış, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde, nihayet derece temiz ve tefrik ile bizim Zeytinburnu'nun dershanesi kenarında kumru koymuş. Fabrikayı kurmuş. Binlerce işçi çalışıyor. Fabrikanın sistemi şu. 2-3 tane çöp getirmiş. Hop. Hayvan imal ediliyor. Kumru imal ediliyor. Kanat imal ediliyor. Kan, kas, göz, böbrek imal ediliyor bizim orası. Atölye ya. Hayvan imal ediliyor. Çok tuhaf ya. Kıçından atıyor bir yumurta. Eyvallah. Orada hayvan çıkıyor. Böyle bir şey olur mu? Hiç ömründe böyle bir şey görmeseydin, bunlar ne çıkar diyecek, ona ne çıkar diyecek, affedersin, kıçından çıkan da ne çıkar? Özür dilerim ama, ya ne çıkar ondan? Kim o tavus kuşunu hayal eder ya? Fabrikaya bak, bir çay imal edilmesi için 20 dönümlük arpa lazımmış. Ziraat çıkını söylüyor. Ya çay yaprağını götürüyoruz, onu kesecek de acılığını alacak da çay yapacağız. Mühendisler lazım, bacalar lazım. Gezdirdiler Ömer beni. Bundan etkilendim de. Ya kumru içine lazım ya. Kanat için tek tek tırzırt yapıyorlar bir de. Ben yaptıkları zaman yapıyorlar böyle. Böyle tek tek oynatıyor. Bir de kanatların içindeki kanat var acayip. Hani sürdüğünüz zaman hiç. O yumuşak şey, tüy, kuş tüy. Tefrik ile gayet hassas bir mizan ile her şeyi lazım olan her şeyleri, her şey lazım olan her şeyleri külfetsiz tam vaktinde min hasıla ittasif hiç zorluksuz tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden zeminin simasında, zeminin bir sima var. Her zaman değişiyor, benim de değişiyor. O keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatemi vahdaniyet, öyle bir sikke-i hadiyettir ki bütün o mevcudatı birden içten icat edip beraber idare edemeyen bir zat. İçten beraber birbir içinde. Biz ne deriz ya kardeşim karıştırma ya. Karıştırma bunu oraya. Yani birkaç tane işi birbirine soktuk mu bitiyor. Çıkamıyoruz içinde. Kainata tam tersine. Birbir içinde. Yani şöyle senin mesleğinle alakalı söyleyeyim. Benim mesleğim. Motor blok var. Ondan sonra crank millini koyuyoruz, piston koyuyoruz, tamam mı? Ekliyoruz da motoru yapıyoruz. Veya araba fabrikasını düşün, şase koyuyorlar. İşte motoru koyuyor, diferansiyeli koyuyor, en sonunda araba çıkıyor. Yani ekleme ile mükemmel oluyor. Kainattaki sistem öyle değil, tam tersi. Bir elmanın yapılması için bir ikinci tomurcuk çıkıyor. Her şey onda. Büyüyor, gelişiyor, açılıyor elma. Eklenme yok. Renk ay başka zaman. Koku başka zaman. Tat başka zaman değil. Hepsi aynı yerde açılıyor. İçi açılıyor. Dışarıdan ekleme hiç yok. Eklenme yok. Mesela insan yaratılması tek bir hücre. Açılıyor. Hem de cemaat niçin bölünüyor diye hem de ona cevap veriyorum. Mitoz bölünmedir cemaat. Dini cemaatler mitoz bölünmüyor. Mitoz bölünme, bütünlüğü sağlamak için, hepsi bir ayrı bir vazife yapmak için bölünüyor. Anne karnında bir insan nasıl yaratılıyor? Bir hücredir. Bölünüyor iki. İki dört, dört on altı. Bölüne bölüne ben oluyorum. Eğer bölünmeyeceğini hayal edin, insan olmaz. Hücre bölünmese insan olmaz. Bölünme ile bütünlük sağlanıyor.
O tek hücrede hepsi var. Göz var, kulak var, bir işe yaramıyor. O zaman o bölüne bölüne kulak ayrılıyor. Göz ayrılıyor, beyin ayrılıyor. Ama yani demek ki o bölünmek hakikatini tamamlamak içindir. Bölünmek değildir. O kanun olarak görmek vardı ama bende şu anda görmek var. O bölünüyor. Hepimiz tek hücreden yapılmışız. Ve 100 trilyona yakın hücre var şu anda. Demek ki mitoz bölünme insanı yok etmek için değil, kendi bütünün tamamlamak için olduğu gibi dini cemaatler de mitoz bölünmedir. Hepsi bir vasfeyi yüklemiş. Rububiyet ve icat cihetiyle hiçbir şey karışamaz. Çünkü karışmış olsa o hadsiz geniş muvazene idare bozulacaktı. Biraz daha gideyim. Daha çünkü saatim var. Bir saatim olmadı. Kainatta fail olduğu için fail, Sani Zülcelal ismi hakimi muktezasıyla her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli, en ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki kainatta abes, israf, faydasızlık fıtratta yoktur. Bu da mükemmel bir mantık. Kainatta bir fail olduğuna, bir işi, işin başında bilen olduğunu gösteren en güzel delillerden bir tanesi de bu. Nedir o? Kainatta israf yok. Abes yok. Faydasızlık yok. Nereden biliyoruz bunu? Bir, her şeyde en hafif sureti. Mesela ben hemen şu hatırıma geliyorum. Yaşa göre sima vermiş. Ama bu kaç yaşında bu sima? Ya, simayı gösterecek yaş oldu. Yaşı gösterecek sima. Bak, en hafif sureti bir. En kısa yolu, bir şey yaparken en kısa yolu. İki, en kolay tarzı. Üç, en faydalı şekli. Gösteriyor ki kainatta israf, abes, hikmetsizlik yoktur. Tamam mıdır? Yoksa biraz da gideyim mi? Git lan sen. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة